Arkadaşlar, Zayda Hanım'ı ziyarete geldim. Zayda Hanım tüm gününü kaplumbağa yaparak geçirmiş. Allah'ım, torununa kaplumbağa yapmış. Ya beni öldürecek. Bir tane kaplumbağanın evini getirmiş torun ona hediye. O da kendisini kaplumbağa yapmış önce. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın. Ay. Ondan sonra çocuk da bunu görünce hoşuna gitmiş. Nene ben de istiyorum demiş. Bir bakar mısınız? Allah seni kahretmesin. Ay ben bunu yerim, üşenmemiş. Sabahtan beri çok çalışmış. Kaplumbağa üzerinde çalışmış sadece. Allah'ım ya Rabbim. Size bunu çekmesem olmazdı. Neyse ki izin verdi, çektirdi. Evet. Bunu saklayacakmış ama geri. Bu onunmuş. Veremez. Bu Berat'ın mı? Baran'ın. Berat'ın. Heh, tamam. Berat'ın hediyesi Merhabalar hazır. arkadaşlar. Bir takipçim bana bu gördüğünüz paslar için tuz ruhu tavsiye etti. Ben de çoğunu riske giremedim. Hadi dedim şöyle birkaç tanesinde bir deneyelim. Olumlu sonuç verdiğini, denediğini söyledi. Köy bakkalında tuz ruhu buldum. Deneyelim bakalım. Böyle bekleyecek dedi galiba. Çok da iyi hatırlamıyorum. Yorumu da şey yapmıyorum. Bulamam yorumu da. Eğer kendisi izliyorsa bu böyle kalacak mıydı? Birkaç saat bana söylerse sevinirim. Bakalım şu anda başladı bir reaksiyon var bakın. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Doğal olarak tuzluğunun bir reaksiyonu var ama olumlu mu olacak, olumsuz mu olacak hiçbir fikrim yok. Öyle bir tepsimiz vardı depoda. Test etmek için onu getirdim. Hatırladığım kadarıyla yine birkaç saat vardı beklemesi gereken. Hadi bakalım hayırlısı. Bir turda böyle yapalım bu malzemeleri. Bu kahve kavurma şeyini sonra saklıyorum bakalım. Bu akşamki deneyimiz de bu. Sonucunu ben size sonra göstereceğim. Ama görüyor musunuz? Suyun rengi değişmeye başladı. Şöyle. Ben de gezmelere gittim. Komşu ziyareti. Bir çay faslı falan. Ondan sonra da bakkala gidiyorlarmış. Rica ettim. Bana da alındı tuz ruhu. Çok merak ediyorum. Bakalım. Sizi fazla tutmayayım. Gördüğünüz gibi duvar da fena değil. Diğer yerlere göre çok iyi hatta. Yani çok daha kaliteli ve kapatıcı boyalar lazım da. Şimdi açıkçası gördüğünüz gibi her yer yamalı. Bohça gibi. Buna bu kadar yeter. Yavaş yavaş dediğiniz gibi boyayabilirim de. Burayı. İşte. Bakacağız. Ben şu sebze yataklarını bir an önce yapmak istiyorum ama maalesef hava durumu hiç iyi değil. Yarın hava iyi olacak. Perşembe Dursun Bey'e gidip daire testleri alırsam cuma hava güzelse yaparım ama pazar günü ciddi bir kar gelecekmiş. Artık o güne kadar biraz yapmak istiyorum açıkçası. Toplamak istiyorum ortalığı. Bu da tamamen sebze yataklarına bağlı. Çakıp kaldırmam lazım. Kalan odunları da işte Recep Usta'ya çağırıp kestirip toparlamam lazım. Lazım lazım. Fakat bize havalar çok güzel müsaade etti. Biz farkında değilmişiz gerçekten. Çok büyük bir jest yapmış hava. İyi götürdü beni. Şükür. Bundan sonra artık arada kaparak kaptırmaca yani hava iyiyse oldu oldu olmadı.
Öyle devam edeceğiz. Ona da şükür. O devam ediyor. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.